Sevgili seyirciler, bir erkek evlat için en iyi hediye böyle 11, 12, 13 yaşlarındaki bir genç için, bir delikanlı için en güzel hediye bisiklettir. Ve bir bisikletin hediye edildikten sonra çalınmasının getirmiş olduğu büyük olay ise çok çok ünlü bir dünya arsiklet boks şampiyonunu hediye etmiştir. Kimdir bu? Muhammed Ali. O zamanlar ismi Cassius Marcellus Clay'di. Annesi Mummy Bird. Diyeceksiniz ki nasıl Mummy Bird? Çok ufak burunlu bir hanım. Dolayısıyla Muhammed Ali çok sevdiği annesine bu ufak burnundan dolayı e, yani kuş burun Mummy Bird diye bir isim takmış. Bakın burada e, Muhammed Ali'nin ailesini hemen görüyoruz. Solda kardeşi Rahman. E, ortada e, anne Mummy Bird. Baba hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi baba Keş, ismi Keş. Bir boyacı, duvar ustası ve yukarıda da Muhammed Ali. Daha çok genç Roma Olimpiyatlarında altın madalyayı taktıktan sonra işte Muhammed Ali ailesiyle birlikte bu pozu verir. Ve daha önceki olaya tekrar geçiyoruz. Bisiklet hırsızlığı ve bir e, Muhammed Ali gibi bir insanın bisikletinin çalınması dünyaya çok büyük bir boksör getiriyor. Ve bu arada polis Joe Martin ismini de burada hemen telaffuz etmemiz gerekiyor. Muhammed Ali çok beğendiği bisikletinin çalındığını görünce derhal annesine gidiyor. Annesine diyor ki parçalayacağım o çalanı diyor. Annesinin ona cevabı şöyle. Önce boks öğren ondan sonra parçala. Ve doğru ringe gidiyor. Bir polis memuru aynı zamanda bir spor salonu çalıştırıyor. İşte onun adı Joe Martin. Joe Martin Muhammed Ali'yi alıyor, ediriyor, çeviriyor, yetiştiriyor. Diyor ki evladım o hırsızı dövmen için annenin dediği çok doğru. Önce önce boksu öğrenmen lazım. Ve Muhammed Ali küçük yaşta boksa başlıyor. Hemen üst üste üst üste üst üste harika gelişmelerle birlikte Amerika'nın en büyük olayı nedir amatör boksta? Amerika'nın en büyük olayı altın eldivendir. Altın eldiveni 3 kere kazanıyor ve iki önemli turnuvayı kazandıktan sonra kendisini hemen milli takımda bulunuyor. Altın eldiveni 3 kez üst üste kazandıktan ve iki önemli turnuvayı da kazandıktan sonra kendisini milli takımda buluyor. Hemen bir saplama yapmak istiyorum. Melih Açba, Türkiye'nin ilk bağımsız boks federasyonu başkanı Galatasaraylı Ünlü boksör Melih e, o da Amerika'daki bir e, üniversite bursuyla beraber gittiği tahsili esnasında o da altın eldiveni kazanan, tarihe geçen bir boksördür. Evet tekrar e, Cassius Clay'e dönüyoruz. E, şu anda çünkü hala Cassius Clay'deyiz. Daha sonra Muhammed Ali'ye geleceğiz. Ve bu büyük başarılarından sonra Cassius Clay'i Roma'da görüyoruz. Roma olimpiyatları, meşhur olimpiyatlar. Bizim güreş takımımızın altına doyamadığı olimpiyatlar. Orada 81 kiloda Muhammed Ali Polonyalı rakibini mağlup eder. Zignev Pietrowski'dir bu çocuğun adı. Ve 81 kiloda altın madalyayı boynuna takar. Roma 1960 olimpiyatları finalinde Cassius Clay Polonyalı rakibiyle dövüşüyor. Kazandığı takdirde ülkesine altın madalya ile dönecek. Bakınız incecik dal gibi bir çocuk. Ve şu anda iki boksör de köşesinde aynı zamanda burası da şeref kürsüsü. Birinci Cassius Clay, ikinci Polonyalı boksör ve üçüncü de bir İngiliz. Bu anlı şanlı sükseli gösterinin ardından acaba Amerika'da neler gelecek? Kentucky'ye dönüş var. Kentucky'ye dönüşte Louisville. Louisville'de boksa başlamıştı. Louisville'de yaşar Muhammed Ali. Yani daha doğrusu Cassius Clay, Cassius Marcellus Clay. Oraya döndükten sonra belediye başkanı kendisini büyük bir iltifatla karşılar. Yanında da yardımcıları vardır. Ve der ki bize şeref verdin bu altın anahtarı sana veriyoruz. Bu aynı zamanda madalyanla birlikte Louisville'in kapısının anahtarıdır der. Cassius Clay zevkten uçar. Arkadaşlarıyla eğlencelere dalar ve iki gün sonra bir dükkandan içeriye girer. İçeriye girdiği anda zenciler giremez diye genç bir hanım kendisini kapıda karşılar. Der ki nasıl giremez? Ben meşhur Kesus Marcellus Clay'im. Roma olimpiyatlarında altın madalya aldım. Kapıdaki kızcağız şöyle durur ve biraz bana müsaade edin der. Doğru içeriye patronuna gider. Patronundan aldığı cevap gerçekten son derece inciticidir. Patronunun ifadesini Muhammed Ali'ye yani Kesus Kile'ye taşır kızcağız. Der ki Patronum da böyle diyor. Zenciler buraya giremezmiş. Arkadaşlarıyla birlikte yerin dibine girer Kesius ve boynundaki o altın madalyayı Ohio nehrine fırlatır, atar gider. Daha sonra neler olur? Daha sonra gözünü profesyonelliğe diker Muhammed Ali. Profesyonellik için çalışmalarına başlar ama tabii ki sponsor son derece önemlidir. 6-7 kişilik bir iş adamı grubu Muhammed Ali'yi beğenirler. Polisin de lafına inanırlar. Yani Joe Martin'in lafına da inanırlar. Ve kendisini sponsor olarak ele geçirirler. Bu 6-7 kişilik grup Cassius Clay'in sponsoru olurlar. Sponsor olduktan sonra tabii ki genç boksör çok büyük hamleler yapmaya başlar. Gıdasını en güzel şekilde alır, hocalar çalıştırır. Her türlü şekilde her şey Ali'nin lehine gitmektedir. Bu arada Ali'nin çok da korktuğu bir kişi vardır. Oraların kaba dayısı. Devamlı Ali'ye sataşmaktadır. Sen daha çocuksun gel senin ağzını burnunu kırarım. Her şeyi yaparım gibisinden. Tam kriminal bir tiptir bu. Bir gün onunla maç yaparlar. Ve onu evre çevire bir güzel döver Muhammed Ali. Ve korkusunu yener. Çünkü bu kişiden çok korkmaktadır. Daha sonra zaten o sokak adamını polisler öldürürler. Fakat Ali de yiğitliğini, cesaretini onu dövmesi sayesinde ele geçirir. Ardından ilk profesyonel mücadele başlar. Hans Hacker. 29 Ekim 1960 Muhammed Ali'nin profesyonel ringlerdeki ilk rakibi uf. Tony Hans Akır. Gencecik Cassius Clay ilk rakibini yenerken hiç de zorlanmayacak ve bu müsabakayı sayıyla 6. roundda alacak. Gördüğünüz gibi bu ufak pasaj Hans Akır'ı mağlup etmesi Muhammed Ali'nin yolunu açmıştır. Devamlı Muhammed Ali diyorum, Kesius Clay diyorum. Artık önce Kesius Clay, daha sonra da Muhammed Ali olduğunu bilmeyen yok. Hepiniz biliyorsunuz bunu sevgili seyirciler. Artık beni de mazur görün. Yıllardan beri bu insanla bir yatıp kalkmadığımız kaldı. Bütün müsabakalarını anlattım. İlk maçını 1971'de TRT'ye anlattım. 8 Mart 71'de. Oraya da geleceğiz. Şimdi biz tekrar Muhammed Ali'nin hayat yolunu sizlere özetlemeye çalışalım. Evet. Hans Akır'dan sonra Muhammed Ali'nin yapacağı bir şey vardır. Gözü çok yukarılardadır. Sugar Ray Robinson. Dünya şampiyonu. Muhteşem dünya şampiyonu. Ve ondan da büyük bir adam Joe Louis. İkisine gider der ki bana menajerlik yapar mısınız? Evet, sağda Robinson, solda Joe Lewis. Dünyanın en büyük şampiyonları bunlar sevgili seyirciler. Sağdaki Sugar Ray Robinson, hadi evladım işine git der. Suratına bile bakmaz. Onun barına gitmiştir Muhammed Ali. Çok üzülür. Daha sonra Joe Lewis'e rica eder. Joe Louis de der ki, ben senin maçını seyrettim der. Senden hiçbir şey olmaz der. Dil ağır siklet. Sen hiçbir şekilde şampiyon falan olamayacak tipte bir adamsın der. Hiç boşuna uğraşma der. Ve Ali şaşırır kalır. Şaşırır kalır ama her türlü zaman, her türlü çalışma, her türlü organizasyon Ali'nin lehine tecelli eder. Cassius Clay'in heyecanlı, inişli çıkışlı, zaman zaman davranışlarının böyle acayip şekilde karşılanmasının bir sebebi var. Değerli seyirciler, onu da kızı Hani'nin yazmış olduğu bir kitaptan öğreniyorum. Jesus Clay, disleksi. Diyeceksiniz ki disleksi ne? Çok kişi bilmeyebilir. Bir yaşam tarzı, hiperaktif insanlar vardır. Disleksi de zaman zaman bazı bozuklukları olur. Zaman zaman çok önemli atakları olur. Ve de çok önemli kişiler tarihte disleksi olarak görevlerini yapmışlardır. Mesela kimler? Leonardo da Vinci, Newton, Tesla, Edison. Bunlar elektriği buldu. Bu önemli isimler hepsi disteksiydi sevgili seyirciler. Ali'nin de böyle özelliğini ilk defa bir ekranda ben dile getiriyorum. Louis Muhammed Ali, Hans Eker'i mağlup ettikten sonra serilerini sürdürür. Ve yavaş yavaş ismini boks dünyasında duyurmaya başlar. Ama hala yanında kimse yoktur. Mesela gözünü Sonny Liston'a dikmiştir. Sonny Liston, Muhammed Ali için korkunç bir adamdır. Herkes için de öyle. Aynı zamanda mafyanın boksörü olduğu söylenir. İşi gücü Ali'nin Sonny Liston'la bir maç kapabilmektir. Ama Liston'ın yanına bile yaklaşamaz. Fakat ne yapar? menajerini adeta didikler. Sık sık arar, telefon eder, yanına gider. Her türlü şekilde rahatsız eder. En sonunda şu adam başımdan gitsin de ne yaparsa yapsın gibisinden Sonny Liston'la bir müsabaka ayarlar menajeri. Clay. Clay. The heavyweight champion of Charles Sonny Liston. Liston. 15 roundluk bir şampiyonluk mücadelesi olacaktı. Bakalım kim kazanacaktı. Bütün dünya bunu merak ediyor. Şu anda iki boksör maçtan önce her zamanki gibi konuşmalarını yapıyorlar. Ve Ali yine yüksekten atıyor rakibine adeta alay edercesine maçı rahatça kazanacağını söylüyordu. Ali kendisini uzun direkleriyle durduruyor. Yine Lister'ın atakları devam ediyor. Sağlı sollu darbeler zaman zaman Ali'yi sarsıyor. Ali sol direk önde olarak maçı taktikle götürüyordu. Angelo Dandi burada çok önemli bir ifşaatta bulundu. Dördüncü roundda Ali'nin gözü içine kaçan bir madde nedeniyle görmemeye başlamış. Hatta maçı bırakmak dahi istemiş. Ama Angelo Dandi kesinlikle olmaz böyle bir şey. Öndesin bu gözündeki çapak çıkar gider diyerek boksörünü yeniden ringe sürmüş. Bu ilgi çekici müsabakanın 6. roundunda Muhammed Ali sol direklerle rakibini iyice sarsıyordu. Sonelistin'in yorgunluğu açıkça belli oluyordu. Ve 4. roundda maçı bırakıp gitmek isteyen Muhammed Ali'ye bir şans doğmuştu. Bir dünya şampiyonluğu şansı doğmuştu. Nitekim round bittikten sonra Sonelistin köşesinde adeta böyle bir ağır madde gibi kaldı ve maça devam edemeyeceğini söyledi. 7. round başlamadan dünya yepyeni bir ağır siklet boks şampiyonunu tanıyordu. Adı Muhammed Ali. Sevgili seyirciler bu fotoğrafa dikkatli bakın. Sağdaki sadece 3 kez yenilen ve en uzun ağır siklet boks şampiyonu olan 13 yıl dünyada yanına kimseyi yaklaştırmayan Joe Louis. Joe Louis ne demişti? senden hiçbir şey olmaz demişti Muhammed Ali'ye. Ama Sonny yendikten 15-20 saniye sonra ringe ilk çıkan gördüğünüz gibi Ali'nin yanındaki Joe Louis'ten başkası değildi. İlgi çekici değil mi? Cassius Clay'in çok önemli 3 kişiye borcu vardır. Bunlar kimdir? Başta Angelo Dandi. Angelo Dandi İtalyan bir Katolik. Antrenör yardımcısı Brown Bundini. Brown Bundini de Yahudi asıllı. Bir de Pakeko var. O da Güney Amerikalı birisi. Artık dinini bilecek halimiz yok. Bizi de zaten ilgilendirmiyor. Birisi doktor, birisi teknik direktör diyelim, diğeri de antrenör. Bu üçlü Ali'ye en büyük başarıları kazandıran kişiler olarak tarihe geçtiler. Angelo Dandi'nin biraz önce Cassius Clay'e Sonny Liston karşısında dünya şampiyonluğunu nasıl kazandırdığını hep birlikte seyrettik. Dördüncü roundda Ali kaçıyordu. Çünkü gözlerine bir acayip madde girmiş ve Ali korkuyordu. Maça da çıkmak istemiyordu. Ona rağmen Angelo Dundee ne yaptı? Etti, Ali'yi oyuna soktu ve devam ettirdi. Sevgili seyirciler, Angelo Dundee'nin Sonny Liston müsabakasındaki o önemli becerisinin dışında Henry Cooper karşısında yine Ali'ye kazandırdığı bir zafer vardır. Ve Ali dördüncü round'da knockout olacaktı. Fakat Ali'nin eldivenini kesti Angelo Dandi ve Henry Cooper karşısında Ali Paça'yı kurtardı. 5. round'da da rakibini perişan etti. Cooper öyle kolay lokma değil. Cassius Clay de hızını almış gidiyordu. İlgi çekici bir müsabakaydı. Dördüncü raunta kadar iki boksör de başa baştı. Ve işte dördüncü raunta bakalım neler olacak. Bir sol Cassius Clay sırtüstü yerde. Gözleri çok ters bakıyordu. Tam tipik bir grogi boksör olarak Angelo Dundee onu köşesine aldı. Köşesini aldıktan sonra onu kendine getirmek istiyordu. Ve tekrar oturttular. Çünkü Angelo Dandi orada dahiyane bir fikirle Cassius Clay'in eldiveninin yırtıldığını öne sürerek oyunu biraz durdurdu. Was, the... Henry Cooper diyor ki Angelo Dandi'ye madalya takılmalı. Çok zeki Dundee, ve o anda bu buluş nasıl aklına geldi anlayamıyorum. İşte şimdi 5. round. Kestus Clay kendine gelmiş vaziyette rakibinin üstüne gidiyor. Bu arada Henry Cooper sert bir sağ aldı, bir ikinci sağ aldı sarılıyor rakibine. E, o bekleme nedeniyle Henry Cooper bayağı soğudu. Ali ise e, adeta bir e, piyango kazandı. Çünkü hayatındaki ilk nakaltlı mağlubiyeti alacaktı. Ama artık e, rakibine bayağı üstün. Güzel sol direkler ve sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha. Cooper yine aldığı bu sert darbeyle sarılıyor rakibine. Bu arada Henry Cooper'da bayağı yorgunluk görülüyor. Kaşı da açılmış vaziyette. Ve maç devam ediyor. Aslında hakemin amatör bir maç olsa bu müsabakayı çoktan durdurması gerekiyor. Ve yine işte Cassius Clay'in sert direkleri ve bir kroşe. Yine o açık kaşı üstüne bir sol. Hakem, hakem bakalım ne diyor? Hakem açılan kaşı görüyor. Artık yüzü iyice şişmiş Henry Cooper'ın köşeye gönderilmesi gerekiyor. Ve doktor, doktor kararıyla... Cassius Clay kolay atlatıyor, ucuz atlatıyor. Knockout'la yenileceği bir maçta technical knockout'la maçı kazanıyor. Henry Cooper ise kaşının açıldığını anlatıyor ve yıllar sonra üzüntüsünü tekrar tekrar ortaya koyuyor. Sevgili seyirciler, Muhammed Ali bir efsane biliyorsunuz ve adı nasıl Muhammed Ali oldu? Eliyah Muhammed isimli İslam Birliği başkanı şeyh gibi bir kişi Muhammed Ali'nin bu başarısını gördükten sonra ve Ali'nin Allah'a olan inancını yakinen gördükten sonra Ali'ye kancayı taktı. Daha doğrusu Ali'ye doğru yolu gösterdi. Sen dedi Müslüman olmalısın dedi. Uzun uzun Ali'ye Müslümanlık dersleri verdi. Kur'an-ı Kerim'i okudu ve Ali gerçeği gördükten sonra ben artık Müslümanım diyerek ortaya çıktı. Ve ismi Muhammed Ali oldu. Artık Cassius Marcellus Clay değildi. Aynı zamanda Malcolm X de Martin Luther King'den sonra yine Amerikalı siyahların bir başka kahramanıydı. O da politik olarak sadece dini açıdan değil, o da politik olarak siyahların haklarını koruyor ve dünyada büyük isim yapıyordu. Ali Aynı zamanda Malcolm X de, de çok yakın dostluklar kurdu. Daha sonra Malcolm X ile Eliyah Muhammed'in arası bozuldu. Ali arada kaldı. Ali Malcolm X'in yanına gitti. Sonra da son derece üzüntüyle son yıllarında ben büyük hata yapmışım diyerek Eliyah Muhammed'den helallik istedi. Onu da burada dile getirelim. Şu anda Malcolm X ile Muhammed Ali'yi birlikte görüyoruz. Müslümanlıkta ilk adımlar bunlar ve hemen ardından bir bomba patladı Amerika'da. Amerika Vietnam'ın içindeydi. Amerikalılar <laughs> Keskus Clay için orduyu gösteriyorlardı. <laughs> Vietnam'a gidip savaşması gerektiğini söylüyorlar. O ise bambaşka bir sürprizle dünyayı şaşkına çeviriyor. Ben Müslüman oldum. Adım Muhammed Ali. Ve kan dökmem, savaşa gitmem. Allah'ın yarattığı insanları öldürmem dedi. Muhammed Ali Vietnam Savaşı'na gitmediği için ağır cezalarla karşı karşıya kaldı. Beş yıl cezalandırıldı. Para cezaları verildi ve bütün dünya şampiyonlukları, ünvanları silindi. Sadece bununla mı kalındı? Hayır. İslam Birliği de Muhammed Ali'yi adeta afaroz etti sevgili seyirciler. Ülkeni neden savunmuyorsun Vietnam'da diye. Ama Ali yılmadı. Uzun zaman geçti. Aradan üç buçuk yıl geçti ve Ali yeniden ringlere döndürüldü. Nasıl döndürüldü? Çünkü dolar milyonerleri artık iyi para kazanmamaya başlamışlardı. Başta Don King, önemli bir menajer. Dolayısıyla ağır bastılar ve Muhammed Ali'yi yeniden ringlere döndürdüler. İlk maç 8 Mart 1971 Joe Fraser isimli son derece teknik, sert, enteresan bir boksörle idi. Ve Orhan Ayhan işte o esnada 8 Mart 1971'de Ankara'da TRT stüdyolarında Amerika'dan yapılan TRT'nin ilk canlı yayınını anlatıyordu sevgili seyirciler. Muhammed Ali, Joe Fraser mücadelesi. Sabah saat dörtlerde kalkıldı. Dördü yirmi dokuz geçe yayına girdim. Ve 15 round süren müsabakanın, başa başa e, giden bir müsabakanın 15. roundta bir kroşeyle Muhammed Ali kendini yerde buldu. Tekrar ayağa kalktı. Oyuna devam etti ama hakemlerin elleri rahatlamıştı. Çünkü başa baş giden bir mücadelede bir boksör yere düşüp kalktığı anda onu düşüren tabii ki kazanacaktı. Böylece maçın galibi Joe Fraser oluyordu. Ve aynı zamanda Fraser dünya şampiyonluğunu kazanıyordu. İki büyük boksörün mücadelesi tam 15 round sürdü. Madison Square Garden'da herkes nefesini tutmuş, bu son derece önemli dövüşü takip ediyordu. 15. round işte. Muhammed Ali yoruldu. Fraser'ın bir solu ve Ali kendini yerde buluyor. Ama nakavt yok. Ali tekrar ayağa kalkıyor ve maça devam ediyor. İşte o müthiş sol darbesini şimdi hep birlikte seyredeceğiz. Fraser'ın müthiş bir solu, müthiş ama ve Muhammed Ali sırt üstü yerde. Muhammed Ali maça devam ediyor. Yine sert darbeler geliyor Fraser'dan. Köşeye sıkıştırıyor Ali'yi. Ali, Ali nakal olmamak için direniyor. Artık maçın son roundu sol direkler Ali'den. Ve hakem maçın bittiğini ilan ediyor. Joe Frazier, Muhammed Ali'nin karşısında büyük bir zafer kazanıyor. Joe Frazier'la amansız bir mücadeleyi kaybeden Ali, bundan sonra yaptığı ikinci müsabakada rakibinden revanşını aldı. Ama çok da güçlüklere karşı karşıya kaldı. Ve bu arada ikisi arasında da büyük bir dostluk vardı. Ali maddi durumları son derece sıkışık bir vaziyetteyken Joe Fraser onu hem maddi hem de manevi olarak destekleyen bir rakibiydi. Değerli seyirciler, Ali'nin Kızıhanlı'nın e, kitabından öğrendiğim kadarıyla Ali hayatı boyunca 61 e, rakiple maç yapan, 5 kez mağlup olan ve 56 zafer kazanan bir boksör olarak e, en önemli dört rakibini şöyle sıralamıştı. Joe Foreman, Floyd Patterson, Joe Fraser ve ve Sonny Liston. Bunlara isimler takmıştı. Altın dövüşler der bunlara. Sonny Liston için en korkunç olan der. Ve Floyd Patterson'a en yetenekli der. Joe Fraser'a en çetin der. Ve Forman'a ise en güçlü der. Bu dört altın müsabakası. Muhammed Ali Joe Frazier'ı yenmişti ama bir başka dert daha gelmişti. Rinklerde George Forman isimli bir kasırga esiyordu. Felaketti. Vurduğunu indiriyordu. Öyle güçlüydü ki Ali bile altın müsabakalar diye bahsederken Forman'dan ne kadar korktuğunu biraz önce açıklamıştı kendi kitabında ve değerli seyirciler Joe Fraser gitti Foreman'la bir maç yaptı. Birinci roundda George Foreman öyle bir aparkat attı ki Fraser'ın iki ayağı birden yerden kesildi. Ve işte bu George Foreman'ın karşısına yine Hristiyanlar Muhammed Ali'yi gönderiverdiler. İstekleri neydi? Henüz üç buçuk yıllık cezadan sonra tam formunu bulamamış ve vücudu da istediği şekle girememiş Ali'yi bir Hristiyan karşısında perişan ettirmek. 1974 Zaire'deyiz ve Zaire'de Muhammed Ali ile George Foreman karşı karşıya geliyorlar. Ben yine TRT'de bu müsabakayı Ankara'dan anlatıyorum. Muhammed Ali artık Foreman'la ünvan maçı yapabilirdi. Özellikle Joe Fraser yendikten sonra Foreman Muhammed Ali maçı dünyada büyük yankı uyandıracaktı. Kimsaşa 30 Ekim 1974. Ve ben televizyonlarda daha doğrusu Ankara'da siyah beyaz televizyonda TRT adına maçı anlatıyorum. İlgi çekici bir müsabaka. Foreman 8. roundun ortalarına hatta sonlarına kadar devamlı gördüğünüz gibi Muhammed Ali'yi iplere yasladı. Vurdu, vurdu, vurdu. Ne kadar enerjisi varsa sarf etti. Ali ise çok uyanıktı. Gong çaldığı anda hemen gidiyor, kendi iskemlesine oturuyor. Foreman ise ta oradan karşı köşeye kadar yürüyor. Ve sonra tekrar rakibinin üstüne geliyor yeni bir gongda. Böylece devamlı enerji kaybediyordu. Bakalım bu müsabakanın sonucu ne olacaktı? Foreman yine sıkıştırıyor Muhammed Ali. 8. round'da artık sonlarına doğru geliyoruz. Ve Muhammed Ali dönerek yavaş yavaş kendini gösteriyor. İşte bir sağ ve ardından bir sağ kroşe daha. De dev dev yerde koskoca bir dev çınar gibi yerde çenenin altına öyle bir sağ vuruyor ki Muhammed Ali George Foreman artık bundan sonra devam edemeyecek sevgili seyirciler. Evet Muhammed Ali'nin bir büyük zaferi daha. Muhammed Ali dev Foreman'ı mağlup ediyor ve böylece yeniden dünya arsiklet boks şampiyonu oluyor. Foreman ne mi oluyor? Foreman bu maçtan sonra boksu bırakıyor ve bir kilisede raiflik yapıyor. Muhammed Ali'nin bütün maçlarını anlatan bir insan olarak bana bir soru da sorabilirsiniz. Hiç Ali ile bir araya geldim mi diye. Böyle bir şans yaşadım sevgili seyirciler. Mayıs ayının 1976 Mayıs ayında Richard Dunn'la Almanya'da bir müsabakası vardı. Muhammed Ali'nin. Ben de aynı müsabakayı bir spor yazarı olarak takibe Almanya'ya gitmiştim. Oranın en lüks oteli Bayerische Hof Otel'de kalıyoruz. Üst katını doldurdular ve dünya tarihinin en büyük seslerinden boks hastası Frank Sinatra da Muhammed Ali'nin arkadaşı olarak, dostu olarak, davetlisi olarak oradaydı, Frankfurt'taydı. Ben görev yapamıyordum. Çünkü nereye gitsek yasak, yasak, yasak. En sonunda e, Cemal Kamacı, Türkiye'nin ilk Avrupa profesyonel boks şampiyonu, Cemal Kamacı'nın menajeri, Will Seller'e gittim. Seller'e dedim ki ben hiç görev yapamıyorum, her taraf yasak dedim. O da dedi ki ben sana bir e, kokart takayım, Muhammed Ali'nin odasına gir dedi. Nasıl olur dedim, nasıl girilebilir dedim. Frank Sinatra girmedi dedim. Ben dedi patronum. Ve Vili Seller beni çok severdi. Taktığın gibi boynuma kokartı, yanıma foto aldım ve derhal Ali'nin odasına girdim. Ali'nin maçına 20-25 dakika vardı. Önce bana son derece şaşkınlık ve bozuk bir ifadeyle baktı. Daha sonra dedim ki, lütfen dedim kızma. Biz dedim bir Müslüman ülkeden geliyoruz. 70 milyonluk ülkemizde o zamanların tabii rakamıyla... 70 milyonluk ülkemizde erkekler sana hayrandı fakat kadınlar boksu hiç sevmezdi. Ama Muhammed Ali olarak sen rinklerde fırtına gibi esmeye başlayınca kadınlar da sana hayran oldu. Sabah erken saatlerde dörtlerde üçlerde kalkıyorlar. Kahvaltıları hazırlıyorlar, ışıkları açıyorlar, hepsi ekranların başına geçip Muhammed Ali'nin zaferlerini seyrediyor dedim. O zaman o soğukluk geçti, sıcağa döndü, fazla tutmadım kendisine başarılar dileyerek orayı terk ettim. İnanır mısınız? Aradan aylar geçti. Ekim ayında Necmettin Erbakan rahmetli Muhammed Ali'yi Türkiye'ye davet etti. Ve Muhammed Ali hiç beklemeden, hayır demeden derhal Türkiye'ye geldi. Sanıyorum ki bir detaydır ama detaylar çok çok önemlidir. Çok önemlidir hayatta. Ee, ve Ali'nin Türkiye'ye gelmesinin sebeplerinden rahatça gelmesinin sebeplerinden birisi de benim arayı ısıtmam olabilir diye düşünüyorum. Rinklerde amansız mücadelelere girişen Muhammed Ali, son derece sıkıntı verici bir hastalıkla karşı karşıya kaldı son yıllarında. Parkinson olmuştu. Ona rağmen 1996 Atlanta Olimpiyatlarında şeref konuğu olarak, Başkan Bill Clinton tarafından olimpiyatlara davet edildi. Ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Hüseyin Başaran kardeşimle birlikte sunumu biz yapıyorduk. Muhammed Ali titreyen elleriyle geldi ve olimpiyat ateşini yaktı. Adeta gök gürlemişti. 100 bine yakın seyirci çılgınca alkışlıyordu. Daha sonra Bill Clinton geldi ve Muhammed Ali'nin boynuna bir altın madalya taktı. Bu adeta bir helalleşmeydi Muhammed Ali ile. Amerika Başkanı Bill Clinton 1960'da Ohio nehrine attığı madalyanın aynını Muhammed Ali'nin boynuna geçirivermişti. 17 Ocak 1942'de Louisville'de doğan Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da vefat etti. Ali'nin vefatı Herkes gibi beni de son derece sarsmıştı sevgili seyirciler. Çünkü 8 Mart 1971'de Türkiye'deki ilk yayınını yaptığım, ilk başına anlattığım kişiyi 46 yıl sonra kaybediyordum. Üzüntüm sonsuzdu ve bu arada önemli bir sürprizle karşı karşıya kaldım. Sayın Cumhurbaşkanı beni Ankara'ya davet ediyordu. Aynı telefon baş danışmanlardan Hasan Doğan'dan da geldi benim için bir büyük şerefti. Ve bir gün süren vize muamelelerinden sonra Amerika'ya yola çıktık. Şu anda Azerbaycan'da büyük elçimiz olan Erkan Özoral benim Amerika vizemle ilgili az uğraşmamıştı. Şu anda kendisine de burada teşekkürü bir borç biliyorum. Ve sevgili seyirciler, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağa havalandıktan sonra beni derhal ön tarafa kendi bulunduğu yere davet etti. Birçok bakan Ailesi ve yakınları oradaydı ve de ekranda bana bir jest olsun diye Muhammed Ali'nin maçlarının filmi yayınlanıyordu. Ve Amerika'ya indikten sonra Louisville'de iki buçuk üç saatlik bir istirahatimiz oldu. Cemal Kamacı ile birlikte gitmiştik. Bu arada asrın güreşçisi başdanışmanlardan Hamza Yerlikaya ve yine çok önemli basketbolcu başdanışman Hidayet Türkoğlu da davetler arasındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri arasındaydı. İki buçuk üç saatlik bir istirahatten sonra Louisville'e gittik. Louisville'de spor salonunda 5000 bin civarında Louisville'li Afrikalı vardı. Hepsi Müslüman Afrikalıydı bunlar. Dualar ediliyordu. Ve daha sonra Muhammed Ali'nin cenazesi geldi. Önümüzde durdu. Dualar edildi. Ve cenaze kaldırıldı. Bir gün sonra cenaze toprağa verilecekti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımıza pek iyi davranılmadı. Fatihalar okumak istedi başında, dualar etmek istedi ve Mekke'den getirdiği bir örtüyü cenazenin üzerine sermek istedi. Bunların hiçbirisi kabul edilmeyince Sayın Cumhurbaşkanı'nın canı sıkıldı ve akşam Ahıska Türklerinin iftarına katıldıktan sonra tekrar yurda döndük. Böylece Muhammed Ali seyahatimizi de burada sona erdi. Ölümünün ikinci yılında andığımız Muhammed Ali ile ilgili programı burada sona erdiriyorum sevgili seyirciler. Arkadaşlarım Murat Çelik ve yine asistanımız İlkay Selçi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu programda bayağı emekleri geçti. Özellikle İlkay Selçi'nin onu burada belirtmek istiyorum. Ve bu arada yine Muhammed Ali ile ilgili son derece önemli bir kareyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gazeteci Muhammed Ali'ye soruyor. Koruman var mı diyor. Gülerek Muhammed Ali bakın ne cevap veriyor. Do you, do you have a bodyguard? Do you have... <laughs> no. You don't. I have one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or a sound to ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those whom who's there. That's God, Allah. Oh, he's my body, God. He's your bodyguard. God. Ali, fatihalarla uğurladık. Ve şu anda yine the ölüm yıl dönümünde de, fatihalarımızı tekrarlıyor. Rahmetle anıyoruz huzurlarınızdan. Arkadaşlarımla birlikte sevgilerle ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.